güzeller güzeli, gönlümün kıymetlisi. Karanlık dünyama hoş geldin. Magazin hattını evinde ağırlayan Coşkun Sabah'ın başarılı yorumcu Canan Çal'la düet yaptığı Gönlümün Kıymetlisi şarkısı piyasaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde şarkı çıkardınız. Gönlümün Kıymetlisi. Evet. Nasıl tepkiler geldi? Müthiş tepkiler. Ah gönlüm ah, yine sevdalandın, için yandı. Nakaratını okuyayım. Sen güzeller güzeli, gönlümün kıymetlisi. Karanlık dünyama hoş geldin. Vazgeçmiştim hayattan, bu keşmekeş dünyadan. Bir ölüye sen hayat verdin. İki aşık bir can oldu. Böyle öyle gidiyor işte. Coşkun Sabah 2020 yılında hakkında en çok haber yapılan ünlü isimler arasında yer almıştı. Usta sanatçı, tartışma yaratan İzmirli değilim, Diyarbakırlıyım, kızımın bikinili fotoğraflarına bakılmasına müsaade etmem şeklinde bir söylemi olmadığını yineledi. 2020 yılında hani geride bıraktığımız yılda en çok haberi yapılan isimlerden birisi de sizsiniz. Yapılan haberlerin içeriği sizi üzdü mü? Hani nasıl karşıladınız? Şimdi mutasyon üzüyor beni. Yani artık bence bu magazinci arkadaşlarım bunu bayağı düşünmesi lazım. Çünkü bu mutasyonlu haber, yani değiştirilen haber, yani Hanya dediğinde orada Konya çıkması, sanatçıları herkes birbirini takip ediyor, biliyor. Şimdi isim vermeyeceğim. Benim o sahte başlıklı İzmir olayı, konuşmadığım bir kelime olduğunda, çünkü herkes benim yapımı biliyor. Yani Coşkun Sabah, yılların 40 yıllık Coşkun Sabah ağzından çıkanı kulağa duyar ve belli bir kültür seviyesi vardır. Artık bizim halk her sanatçının vücut lisanından, konuşma şeklinden kültürünü tayin ediyor. Şucu kültürdedir diyor. Şimdi diyor yani 40 yıllık Coşkun Sabah bugüne kadar hep doğruları konuşmuş. Absürt bir şey yapmamış. Bu yani bu seneden sonra artık bunu demez. Coşkun Sabah bunu söylemez. Güzel bir yöntem buldum. O da Coşkun Sabah. Yani ünlü Türk düşünürü Coşkun Sabah'ın da felsefi buluşları vardır yani. Sadece Diyojen veya işte var ya felsefi düşünceler ortaya koyan değil. Yani Coşkun Sabah da bir takım şeyler ortaya koyuyor, buluşlar yapıyor. Ben de baktım işin içerisinden çıkamıyorum. Kardeşim dedim, bunu ispat edene $1 milyon. Bunu dedim savcının nezdinde ben delil olarak kabul ediyorum. Bunu delil olarak sunabilirler. Kimse çıkmadı. Hiç kimse çıkmadı. $1 milyon talip. Çünkü öyle bir söylemim yok. Geçinemiyorum benim ağzımdan. Çıkmadı. Yani o absürt yazılanlar çıkmadı. Ben sadece bir durum tespiti yaptım. Ve de bu da benim bir buluşumdur. Mutasyona uğramak sadece koronada, virüslerde olmuyor. Bazen haberler de mutasyona uğruyor. Yani karı koca ne kadar mutlular diyorsun değil mi karı koca? Koca karı ne kadar mutlu ettiğinde ayda kavga sebebi koca karı. Karı koca. Evet. Yani bir yer değişme, bir mutasyon yapmak senin başını belaya sokuyor. Olay budur. Ne kadar güzel özetledim ya. Kendi kendimi kutluyorum. biz de tabii. Evet. Coşkun Sabah 30 yıldır yaşlanmayı durdurmak için özel bir program uyguladığını anlattı. Ben 30 yıldır anti-age programı içerisindeyim ve harfiyen uyguluyorum. Anti-age programı nedir diye soracaksınız. Geç yaşlanma, yaşlılığı durdurmak için hem alınan takviyeler var, gıdalar var, yapılması gerekenler var, yapılmaması gerekenler var. Gıda tüketimde yenmemesi gerekenler var, yemesi serbest olanlar var. Bunlara ben harfiyen uyduğum, bunlar hep %30, %40, %30 üst üste koyuluyor. Mesela aldığım gıda takviyeleri, yani hücrenin yapısını koruyan ve hücrenin yaşamını daha da uzatan, %30, %40 ise %30 da yasaklara uymak. Mesela diyor ki şeker hücre istemiyor. Zehir olarak geçiyor anti-age'de şeker. Şeker yemeyeceksin. Sigara, içki yok. İçki, alkol çok sınırlı olursa o zaten kullanmıyorum ben o kadar. Stres, uzak olacaksın. İşte benim bu kış bahçem zaten stresten beni arındırıyor. Gibi yani bunlar %10, %20, %10 hepsini, eğer hepsini yapabiliyorsan zaten %100'ü buluyorsan hakikaten yaşlılığı geciktiriyorsun. 68 yaşındaki Sabah 20 yıldır asitli içecek tüketmediğine dikkat çekti. Son 15-20 yıldır toplasan ya bir kolanın yarısını içmişim. Gazoz hiç kullanmam. Yani asitli şeyler hiç kullanmıyorum. Ve bağırsak florası için zararlı esasında az bilinenler var ve yeterli bilinmeyenler var. Şimdi sağlığa geçtik.
Osman Müftüoğlu konuşuyor şu anda karşınızda. Bağırsak florası çok önemli insanlarda. Bağırsak florasını bu bozan gluten mesela, ekmek zararlı diyorlar ya Canan Karatay. Gluten bağırsak florasını bozuyor. Bağırsak florası bozulduğu zaman emilim azalıyor. Faydalı yiyecekler emilemiyor. Ondan sonra mesela sütlü ürünler de bağırsak florasını bozuyor. Yoğurt, tam tersi bilinir değil mi? Yoğurt, evet. süt özellikle bağırsak florasını bozuyor. Gibi bunlara itaat etmek lazım. Ben onlara da uyuyorum. Yani ben anti-age için gerektirdiği her şeye uyuyorum. Usta sanatçı evde yemeklerini genellikle kendisinin yaptığını ifade etti. Yalnız yaşıyorsunuz. Bir yardımcınız var mı? Hani yemekleri nasıl yapıyorsunuz? Kadın geliyor haftadaki gün. Bazen bir gün haftada. Pandemide biraz aksattık onu. Pandemi biliyorsunuz çok tehlikeli bir şey. Yemekleri dışarıda yiyorum. Kendim yapıyorum. Çok güzel yemekler yapıyorum. Yani eski eşinizin hani Canan... Ona da eve... Evde yakın. Ceyda. Ceyda pardon. Ceyda Hanım. Canan nereden çıkardın? Olmasın. Ben de yeterli yapamadım. 4 ay aralıklarla şarkı çıkaracağını ifade eden Saba, Türkiye'de telif geliriyle geçinmek mümkün değil dedi. 5-6 tane şarkım var sırada bekleyen. 4 ayda bir çıkaracağım. Yani 4 ayda bir sizle sık sık görüşeceğiz. Şey bu. Telifler masraflarınızı karşılıyor mu? Mesela kızınız Rose'ya euro üzerinden gönderiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Yılda benim mesamdan besteci olarak aldığım para ortalama 50 bin TL. 48-50-55 o aralar. Ya ortalama. Bunu, 50 bin lira ortalaması yani. Bunu kızınıza gönderseniz o bile yetmez. Aylığına vuracaksın. Ayda ne oluyor? Ayda işte 40 bin liraya falan geliyor. 4 bine falan geliyor. Yani ayda 4 bin. Ülkemizdeki 4. Yani telif ki 15-16 tane hitim var. Yıllardır bahsettiğiniz kış bahçesinde misafir ettiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Ayaz'a sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun.